enteresan geldi. Yani düşünün, bir yarım adaya atlıyor ve bu tarafa kadar geliyor ve yıkım burada Bayraklı'da meydana geliyor. Önce beton dayanımı geliyor. Bizim Körfez depreminde de gördüğümüz en önemli kriterlerden, güçme sebeplerinden birincisi betonun kalitesizliğidir. Yeterli dayanıma sahip olmamasıdır. Bırakın yarı yarıya, yarının bile altında beklenti projedeki öngörülen proje beton dayanım değerinin 1/3 neredeyse. Arkasından donatı detaylandırılması, yani Türkçesi hırsızlık. Yani bu biraz hırsızlık. Hırsızlık, kesinlikle hırsızlık yapılmadan böyle bir göçmenin burada olma ihtimali bana göre sıfırdır. Teknik olarak biz her türlü doğa koşullarına dayanıklı binalar yapabiliyoruz. Projesi de eminim ona göre ona yakın yapılmıştır en azından. Tamam, binaların çoğu 2000 yılından eski. Bizim en büyük sıkıntımız 2000 yılından önceki binalardır. Çünkü yapı stoğumuzun çoğu öyle ve dayanım da çok kötü o yerlerde. Ama ona rağmen ki en eski şartname 1975'tir, ona uygun yapılmış olsa dahi bu binalar yıkılmazdı. Benim Ankara'da masa başındaki oturduğum şekilde verdiğim kararla buraya gezdikten sonraki fikrim aslında arasında ciddi farklılıklar oluştu. Fark şu, çok enteresan bir şekilde yani 30 kilometre uzaklıkta bir deprem oluyor. Hemen sağlıkta karşı tarafta hiçbir hasar meydana gelmiyor. Çok yüksek binalarda yok ama yine 4 katlı binaları ben özellikle gezdim orada. 4 katlı binaları var. Seferihisar tarafında özellikle hiç hasar, çatlak, minicik bir hasar bile yok. Ve iyi de bir sallantı olmasına rağmen. Ama gel gelelim oradan buraya kadar yaklaşık 40 dakikalık bir seyahat yaptım. Buraya geldim. İzmir'in geriye kalanında da hiçbir şey yok ama bu bölgede var. Sonra arkasından zemin profillerine, zemin mekaniği arkadaşımla birlikte, yolum arkadaşımla birlikte bir inceledik, gördük ki özellikle bu bölgede, yani sahile doğru, aşağı doğru inen kısım, hafif tepelik kısımlarda yine çok iyi. Aşağı inen kısımlarda silt, kum karışımı, kil karışımı bir zemin. Yani aslına bakarsanız bunun Türkçesi balçıktır. Evet, yani kaba tabiri balçık. Ha, balçık kuru olabilir, ıslak olabilir. Islak olursa tam balçık olur. Bu şekilde de zaten birazcık daha kuruduysa da kuru ama yarım tuz seviyesi de yüksek burada. Doğal olarak. Şimdi böyle bir yere bina yapıyorsunuz, bu bir. İkincisi, yarım tuz seviyesi yüksek olduğu için göçen binaların hepsi, gezdikleri en azından hepsi ve civardaki binaları geziyorum. Hafif hasarlı ve orta hasarlı binaları. Bunlar da bodrum katsız yapılmış. Hiçbirisinde bodrum kat yok. Dolayısıyla da zemin yapı interaksiyonu dediğimiz, ilişkisi dediğimiz ilişkiyi siz tam olarak sağlayamıyorsunuz. Zeminle birlikte hareket etmesini sağlayamıyorsunuz. Hafif ve orta hasarlı binalarda da gözlemlediğim şey şu. Gelen binaya doğrultusundaki hasarlar ağırlıklı olarak denize dik doğrultudaki hasarlar ağırlıklı olarak. Yani o kadar net olarak başına ne geldiğini bina söylüyor ki ve ağırlıklı olarak zemin katta hasarlar. Tamam, biz deprem sırasında genellikle zaten zemin katta hasar bekleriz. Neden? Çünkü kuvvet zeminden geliyor. İlk en büyük etki, eylemsizlikten dolayı bina hareket etmek istemiyor. Fakat buna karşılık taban hareket ediyor depremden dolayı. Öyle olduğu zaman da zeminde bir şey bekliyoruz. Ama burada yukarıya doğru hiç gitmiyor. Neredeyse zemin ve onun bir üst katında kalmış öylece. Bu zemin aslına bakarsanız yetersiz olduğundan kaynaklı. Ben kayma dalgası hızına buradan bir baktım. 150 ila 300 metre bölü saniye arası. Yani teknik bir tabir oldu bu ama bu bize buranın kil, silt ve kum karışımı olduğunu zaten söylüyor. Çok diye gevşek bir zemin. Bizim şartnamedeki tariflenen en kötü zeminin azıcık iyisi. Gözlemlediğim kadarıyla modern yapılar, yani son 20 yıldaki yapılar, 15-20 yıldaki yapılan yapılarda bir hasar yok. Hiç hasar yok. Hatta insanlar şu anda balkonlarına oturup çaylarını kahvelerini içen insanlar gördüm. Hemen 100 metre uzakta, çok fazla uzak değil. Ama eski tarihlerde yapılmış, dediğim gibi tekrar bizim Körfez depreminden önceki dönemlerde yapılmış olan bazı binalar, böyle eski binalar, bunların çok çok büyük bir çoğunluğunda ya hafif hasar, mutlaka hasarlı gözlemler yaptığım, hepsinde hasar var. Hafif hasar, orta hasar veya ağır hasar ve bu şekilde burada gördüğünüz gibi yerle bir olan, yıkılmış olan şeyler, binalar var. Bunların tamamı 99-2000 yılından önceki yapılmış olan binalar. 2000'li yıllardan sonra özellikle hazır beton kullanımının Türkiye'de yaygınlaşmasıyla beraber kaliteli binalar ortaya çıkmaya başladı. Yani buradaki beton kalitesinin birazcık daha iyi olması aslında demirlerde, donatılarda betonarme içeren güçlendirmek için beton içerisine koyduğumuz demir çubukların azlığı veya çokluğu da çok fazla etkili olmayabilirdi belki. Ama beton kalitesi de yetersiz. Öyle olduğu zaman da zaten tuz da buz oluyor, dağılıp gidiyor. Bu şekilde depremde çok güzel bir şekilde seçiyor. Ama benim şu kadarını söyleyebilirim buradan vatandaşlara özellikle. Yani burada daire fiyatları herhalde
şerit kullanarak binanın depreme karşı yeterliliğini ve ne seviyede olduğunu rahatlıkla belirleyebilirler. Yani cep telefonu alırken bu kadar hassas davranan vatandaşımız, araba alırken bu kadar hassas davranan vatandaşımız maalesef bunu yapmıyor. Neden? Bir deprem kültürü yok. Bakın ben size şuradan şunu garanti ederim. 6-7 yıl sonra böyle bir röportajı tekrar yapacağız. İnşallah yapmayız, ayrı da yapacağız. Çünkü Türkiye'de 5-6-7 yıl arasındaki periyotlarda 7 şiddetine yakın bir deprem oluyor. 6,5-7 arası bir deprem oluyor. İlla ki olacak. Hatta